Beşler 5. ünitenin çılgın güzel sorularını Hakkari Arifas hikayeliğe çözüyorduk. 33. soruda kalmıştık. Haydi devam edelim. Alp resim dersinde yaptığı resimleri sarı, turuncu, mavi, yeşil renkli pastel boyalar kullanarak boyamıştır. Turuncu boyanın 4 mililitresini, mavi boyanın 0.92 mililitresini, sarı boyanın 0,025 desi metresini ve yeşil boyanın 3,25 mili metresini kullanmıştır. Başlangıçta aynı boyda olan boyaların son hali aşağıdakilerde hangisi olabilir? Şimdi kim çok kullanıldıysa en kısa o kalmıştır. Bunların hepsini gelin milimetreye çevirelim. Önce uzunluk ölçülerini yazayım sizin için. Yukarıdan aşağı doğru indiğimizde ne yapıyorduk? Her basamakta 10 ile çarpıyorduk. Yukarı çıkarken de bölüyorduk. Yukarı şöyle diyelim böl. Şimdi mavi boyanın 0,92 santimetresini diyor. Santimetreden milimetreye bir basamak aşağı inersem bu 1 virgül sağa doğru kayar. onunla çarpınca virgül sağa kayıyordu. Bu ne oluyor? 9,2 milimetre. Bu da zaten neydi? 4 milimetreydi. Şimdi desimetreyi çevireceğiz. Desimetreden milimetre 2 basamak var. 2 virgül kaydıracağım. Şöyle 2 virgül kaydırırsam ne olur? 2,5 olur. 2,5 milimetre o kullanılmış. Bu da zaten yine milimetre. 3,25 milimetre. Şimdi kim en çok kullanıldı dediğimde gördüğünüz gibi mavi en çok kullanmış. 9,2 milimetre ile. Mavi çok kullandıysa az kalacak. C ile A gitti o zaman. Maviden sonra kim çok kullanılmış dediğimde turuncu gördüğünüz gibi 4. Turuncumuz ne olacak? Maviden biraz fazla ama diğerlerinden az olacak. Gördüğünüz gibi maviden biraz fazla turuncu ama diğerlerine göre daha az turuncumuz. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olur. Ne dedik? Çok kullanılan az kalır dedik. Ahmet'in evine yürüyerek 10 dakika uzaklıkta olan metro istasyonundan okul yönüne doğru giden ilk metro sabah 7.30'da geçmekte ve bu saatten sonra her 6 dakikada bir aynı yöne doğru giden bir metro hattı daha geçmektedir. Ahmet'in metro yolculuğu 30 dakika sürmekte ve Ahmet'in vardı metro durağından okula yürüyerek 12 dakikada ulaşmaktadır. Buna göre evden 7:30'da çıkan Ahmet okula saat kaçta var? Metro ne zaman başlıyordu? 7:30'da başlıyor ve her 6 dakikada bir geçiyordu. Bakalım. 7:30 olur, 7:36 olur, 7:42 olur, 7:48 olur, 7:54 şu 7 bu arada, 7:54 olur. Böyle böyle devam eder. Şimdi bizim Ahmet'imiz 7:30'da çıkmış ama 10 dakika da sürüyor yani metroya gitmek e, metroya geldiğinde şöyle bir ev yapayım şurasının için. 7.30'da çıktı ya 10 dakika sonra metroya geldi. M harfi şöyle metro diyelim. Buraya geldiğinde saat 7.40 olur. 10 dakika sürdü çünkü. 7.40'da geldi ama metro ne zaman geliyor ilk? 7.42'de geliyor. Ha, o zaman 2 dakika bekleyecek. 7.42'de metroya bindikten sonra 1.30 dakika daha sürüyor. Çünkü bakın metro 30 dakika sürer diyor. Ne olur o zaman? Biz buna 30'u eklersek e, burası 72 olur. 72 bir saati geçti. Bir saati 12 geçti. 12 buraya yazacağız. Şu 7'ye 1 ekleyeceğiz. Yani saat 8'i 12 geçe iner metrodan. Metrodan indikten sonra 12 dakikada yürüyerek okula ulaşıyormuş. 8, 12'den sonra 12 dakika daha geçecek yani. 8'i 24 geçe bizim oğlan okulda olur. Cevap değişiktir. Yukarıda verilen Türkiye haritasına göre Adana ile Ağır illerin arasındaki mesafeyi ifade eden uzunluk ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi 1 kilometre 1000 metreydi. Yani bu 960 kilometreyi 1000 ile çarparsam metreye dönüştürmüş olurum. 960 kilometre de 960 bin metre yapar. Cevabımız da. dolayısıyla Bursa olur. Nur Hayat'ın boyu Elvin'in boyundan 5,14 cm uzun. Muhammed'in boyundan ise 5,14 cm kısadır. Muhammed'in boyu 182,28 Nurhayat Nur Hayat Muhammed'in boyundan 5,14 kısaydı. Hemen bundan 5,14 çıkartalım. Kimi bulalım? Nur Hayat'ı. Nur Hayat. Bakalım, bakalım. 8'den 4 çıktı. 4. 2'den 1 çıktı. 1 virgül. 12'den 5 çıktı. 7. 8'den bir onluk vermiştik. 7 kalmıştı. 177.14 oldu bizim nur hayatımız. Şimdi başı bir daha okuyorum. Nur hayatın boyu Elvin'in boyundan 5,14 santim daha uzunmuş. Yani nur hayat uzun. Elvin kısa. 177.14'den 5,14'ü çıkartacağız. 0, 0,7'den 5 çıktı. 2, 7, 1. 172 tam olur. Ali'nin saati 15 dakika geri, Cemal'in saati ise 5 dakika ileridir. Ali'nin saati 12-15'i gösterirken, gelin gerçek saati bulalım. Ali'nin saati 15 dakika geriydi. Bunu 15 dakika eklersem gerçek saati bulurum. 12.30 Hemen yanına da gerçek saat diyelim. Gerçek. Evet, eh, Cemal'in saati de 5 dakika ileriymiş. Yani ne olacak o zaman? Gerçek saat 30'sa bizim Cemal'imiz bundan 5 dakika ileriyi gösterecek. Yani 12 35'i gösterecek. Bize de Cemal'in saati neyi gösterir diyor. Şekilde kısa kenarı 6 cm ve çevresi 44 cm olan dikdörtgenin içerisine çevresi 36 cm olan bir ikizkenar üçgen çizilmiştir. Şimdi kısa kenarı 6 olan dikdörtgenimiz şöyle şöyle 6 6 ne yapar? 12. Bu çevresi 44'müş madem 12'yi çıkartalım. Uzun kenarlar kalsın elimizde. 4'ten 2 çıktı 2. 4'ten 1 çıktı 3. 32. 32'yi de 2'ye bölüyorum. 1 kere 2. 2, 12 kaldı. 2 kere 6, 12, 0, 0. Uzun kenarımız 16'ymış. Ve ikiz kenar üçgen diyor. Ve çevresi de 36 diyor. Şu 36'dan biz 16'yı çıkartırsak ne kaldı geriye? 20. İşte bu ikiz kenarların toplamı 20'ymiş. 10'a 10'dur deriz hemen. Boyalı bölgenin çevresi kaç santimetredir? Boyalı bölgenin çevresinde Şurasının tamamı 16 idi. İkiz kenarsa şuraya 8'e 8 kalmıştır. Ne var elimizde? 6 var, 8 var, 10 var. Aynısı burada da var. Boyalı bölgenin toplam çevresi diyor ya. 6'dan 2 tane var 12. 8'den 2 tane var 16. 10'dan 2 tane var 20. Bunları toplayacak olsak şurası 28 yapıyor. 28'e de 20'yi toplarsam boyalı bölgenin çevresi 48 yapar. Tiyatroya gidecek olan Ali gideceği tiyatro oyunu hakkında şu bilgilere ulaşmıştır. Her perde 30 dakikadır. Her perde arasında 15 dakika ara verilmektedir. Bu oyunda 3 kez perde arası verilmektedir. 3 kez perde arası veriliyorsa bu oyun 4 defa oynanmıştır. Bakın birinci perde ara. ikinci perde ara. 3. perde ara. Ve de yine dördüncü perde. 4 perde oynanmış. Her perde 30 dakika. Bunların içlerine sizin için şöyle bir 30-30 yazayım. 30-30'u yazdık. Ve aralarımızda kaç dakika? 15'er dakika. Evet 5'te başlamış bu ne zaman biter diyor. Dakikalar sayalım. 30, 60, 90, 120. 120 ve şu 15'leri toplarsam 15, 15, 15, 45 yapar. 120'ye 45 e eklersem ne oldu? Şu 120 zaten nedir arkadaşlar? 2 saat değil midir? O zaman bu 2 saat 45 dakika yapar. 2 saat 45 dakika. Saat 17'nin üzerine 17.00 üzerine 2 saat 45 dakika ekleyelim bakalım. Ne olur? 5 4 7 2 daha 9 1. 19.45'te tiyatro biter. Ahmet resim dersinde çatısı ikizkenar üçgen, pencereleri ve duvarları kare. Kapısı ise dikdörtgen olan bir ev şekli çizmiştir. Birden 36'ya kadar numaralandırılmış boya kalemi bulunan Ahmet her şekli çevre uzunluğuna eşit numaralı kalemle boyuyor. Çatı ikizkenar üçgendi. 5, 5 alt tarafı şimdilik bilmiyoruz. Duvar kareydi yani 8, 8, 8 dolayısıyla üçgenin alt tarafı da 8 oldu. Pencereler de kareydi. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Şimdi buranın çevresi nedir dediğimde 5 artı 5 artı 8'den 18 numaralı kalemi kullanırsın. Karenin çevresi nedir dediğimde 8 artı 8 artı 8 artı 8 ne yapar? 32. 32 numaralı de kullanırsın. Şunun çevresi nedir dediğimde 2 artı 2 artı 1 artı 1 ne yapar o da 6. 6 numarayı da kullanırsın. Demek ki 15 numarayı kullanmıyorsun. 27 kişilik 5C sınıfındaki öğrencilere sorularak elde edilen yukarıdaki bilgiler e, hangisi araştırma sorusuna ait olabilir diyor. 8 kişi kırmızı, 5 kişi yeşil, 6 kişi sarı, 7 kişi mavi, 1 kişi siyah. Ve sormuş olabilir ki en sevdiğin renk nedir diye sormuş olabilir. En sevdiğiniz ders hangisidir? Hiç alakası yok. Okulunuzu temiz buluyor musunuz? Hayır renkle alakalı soru olması lazım. Ev sevdiğiniz renk hangisidir? İşte bunun cevabıdır büyük ihtimal bu. Hangi öpmenizin ders anlatış şeklini daha çok beğeniyorsunuz? kırmızı atlı hocanız yoksa bu soruda yanlıştır yani. Cevap C yanlış. Verilen bu bilgileri arkadaşlar işte hangisi doğrudur diyor bilgilere bakan. Coğrafya dersinde nehirler konusunda çalışan Ahmet Nil Nehri'nin 6650 kilometre olduğunu, Amazon Nehri'nin metre demiş. Gelin bunun 3 sıfırını silelim bu da kilometre olsun. Ha şuraya ne yazıyoruz hemen kilometre olduğunu. Ren Nehri'nde dekametre diyor. Hatırlıyorsanız deka metreden sonra metre vardı. Hatta hektometre kilometre de yazayım sizin için. Deka metre metreye bir basamak var. Onunla çarpacağız. Bunu bir metreye çevirelim. 123 0 0 0 0. Bak metre. Metreye çevirdikten sonra hani kilometreye geri çevirelim ya. 3 0 silersem ne olur bu da 1230 kilometre olur. Hepsinde kilometre yaptım fark ettiniz mi? İşte bunların hepsi kilometre. Dedikten sonra soruyu bir daha okuyalım. En uzun nehir Ren nehridir diyor. 1230 en kısa nehir demesi lazımdı. Değil. En kısa nehir Amazon'dur diyor. Hayır, en kısa nehir Ren Nehri'ydi. En uzun nehir Amazon Nehridir. Nil Nehri daha uzun 6650 büyüktür 6400'den çünkü. Bu da yanlış. En kısa nehir Ren Nehridir diyor. Evet 1230 ile en kısa Ren Nehridir. 6650 bu Ren'di. Burası Amazon'du. Burası ise Nil'di. Cevabımız D şıkkıdır. Ali K marketi ile L marketi arasında 50 bin santimetre uzunluğundaki yolun 5'te 2'si kadar yol yürümüştür. Ali'nin yürüdüğü yol kaç metredir? 5'e bölüp 2 ile çarpacağız. O kadarını istiyor çünkü. Öncelikle burada kaç metredir diye sormuş. Biz bu santimetreyi bir metreye çevirelim. Yani 1 metre 100 santimdi ya. Bunun 2 sıfırını silersek burası da santimlikten çıkar. Ne olur? Metre olur. 500 metrenin 5'te 2'sini bulacağız. Yani 500'ü biz 5'e böleceğiz. 500'ü 5'e kafadan bölebilirsiniz değil mi? 100. 100 de ne yapacağız sonra? 2'yi çarpacağız. 100 çarpı 2. Demek ki 200 metre yol yürümüş. Saat 11'de İstanbul'dan hareket eden yolcu otobüsü 3 saat 45 dakika sonra 15 dakikalık ihtiyaç molası vermiş. Moladan sonra otobüs saat kaçta hareket eder diyor. Şu 3 saat 45 dakikaya bir de 15 dakika ekleyiverelim. verelim hareket saatin sorduğuna göre. O 15 dakikanın da geçmesi gerekiyor tabi. Burası 60 dakika yaptı. 3 saat 60 dakika. Yalnız bu 60 dakika ne yapar? 1 saat daha yapar. Yani bu 3 saate 1 saat daha eklersek ne olur? 4 saat yaptı. Ne zaman başlamıştık? 11'de. 4 saat sonra ne olur? 11.00'a biz 4 saati ekleyelim. 15.00'da hareket eder. Yine bir otobüs sorusu var burada. Bir şehir içi otobüsü ilk durakta itibaren belirli durakları takip ederek tekrar ilk durağa ulaşacak şekilde bir yol izlemektedir. Bu otobüs ilk duraktan saat 7.30'da hareket ederek tekrar ilk durağa saat 9.15'te varmıştır. Buna göre otobüsün bir turu toplam kaç dakika sürmüştür? Şimdi biz 9.15'ten bir 7.30'u çıkartalım. 9.15 7.30 Şimdi 15'ten 30 çıkmaz. Komşudan 1 saat alalım. 1 saat 60 dakikadır. Bundan 1 saat alırsam 8 saat kalır. Şuraya biz 60 eklersek ne olur? 75 olur. Şimdi 75'ten 30 çıkar. 5 ve 4 45. 8'den de 7 çıkarsa 1. 1 saat 45 dakika. Toplam kaç dakikadır diyor. Bir saatte hemencik dakikaya çevirelim. 1 saat 60 dakika. 45 dakikada burada var. Toplarsam ne olur? 105 dakika olur. Ayşe bir gün okuldan çıkıp evine doğru giderken yolda her gün kaç adım attığını merak etmiştir. Ertesi gün okula gitmeden önce bir adımını ölçerek bir adım uzunluğunun 30 santimetre olduğunu görmüştür. Buna göre Ayşe'nin evine uzaklığı 210 metre olan okula ulaşması için kaç adım atması gerekir? Bakın bu metre. Bu ise santimetre. Ne yapacağız? Metreyi santimetreye çevirelim Öyle bölelim. 210'u biz 100 ile çarparsak çünkü 1 metre 100 santimdir biliyorsunuz. 100 ile çarparsak 21.000 bin santimetre yapar. İşte bunu 30 santim 30 santim yürüyerek gidiyor. 21 bini ne yaparız? 30'a böleriz. Kaç adım olduğunu buluruz. Şu sıfırları silek pratiklik olsun. 21'de 3 7 kere var. 3 kere 7 21 0 0. Şu artan 2 sıfırı da buraya ekleyeceğiz. Ne oldu? 700 adım oldu. Aşağıdaki verilen uzun ölçü birimlerinin dönüşümlerinden hangisi yanlıştır? Önce büyükten küçüğe doğru bir yazalım. Şimdi kilometreden hektometreye bir basamak aşağı indiğimiz için biz buraya bir sıfır daha ekleriz. Ne olur? İki sıfır olur. Bir kere A doğrudur. Metreden santimetreye inerken iki basamak aşağı iniyoruz. Buraya iki sıfır daha ekleriz. Olur üç sıfır. Bakalım bu da üç sıfır. Bu da doğru. Milimetreden desimetreye iki basamak yukarı çıkıyoruz. İki sıfır sileriz. 76 desimetre. Bu da doğru. Dekametreden hektometreye yukarı bir basamak çıkıyoruz. 1 sıfır silip ne dememiz lazım? 5 hektometre dememiz gerekiyor. Cevap D şıkkıdır. Aşağıdaki verilen sorulardan hangisi araştırma sorusu olamaz? Ali'nin boş zamanlarda yapmaktan en çok hoşlandığı iş nedir? Yalnız bu sadece Ali'ye sorulur. Sadece Ali'nin fikridir. Bu dursun. En çok sevdiğiniz kitap türü nedir? Bu farklı farklı kişilere sorulabilir. Bu olur. En çok sevdiğiniz yemek nedir diyor. Bu da farklı farklı kişilere sorulur ve farklı cevaplar alınabilir. Hangi takımı tutuyoruz da öyle? Yalnız bu sadece Ali ile alakalı olduğu için bir araştırma sorusu değildir. Saat 15.15'te uyuyan bir bebek 2,5 saat sonra, 2,5 saati biliyorsunuz değil mi? 2 saat 30 dakika demek. Saat sonra uyandığında saat tam olarak kaçı gösterir? 15.15'e beş, 2 saat 30 dakika ekleyelim. Burası 45 oldu. 15 2 daha da 17. 17 45'te uyanır o zaman. Cevabımız C şıkkıdır. Yukarıdaki verilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz 24 ile 45 topladığımızda burası ne olur? 69. 60'ı geçti. 60 dakika 1 saattir. 60'ı kaç geçti? 9 geçti. Hemen burayı siliyoruz. 9 yazıyoruz. Şu 1 saati de buraya ekliyoruz. Bunların içine. 12 ile 21'i toplayalım 1'i öyle ekleyelim. 12 21 de 33 saat yapar. O 1'i de eklersek 34 saat yapar. 34 saat 9 dakikadır. Cevabımız Bursa'dır yani. Şimdi 3 soruyu da buna göre çözeceğiz. 4 arkadaş Ayşe, Ali, Bora, Can birlikte hayvan bahçesine gitmişlerdir. Hayvan bahçesini gezerken hayvanların kafesler üzerinde boyları ve ağırlıkları yazılı olan tabelaları görmüşlerdir. Zürafanın boyu kaç dekametredir? Şimdi büyükten küçüğe gene yazalım. Zürafanın boyunu bize normalde metre olarak vermişler. Metreden dekametreye çıkıyorsam bir basamak yukarı çıkıyorumdur. Bir sıfır silinir ya da virgül bir tane sola kaydırılır. 4,4'ü ben bir tane sola kaydırırsam 0,44 dekametre olur. Cevabımız A şıkkıdır. Zürafa ve aslan arasındaki boy farkı kaç desimetredir? Yani zürafayla aslanı biz desimetreye çevirip sonra çıkartacağız. Şimdi zürafa 4.4 metreydi. Desimetreye dönüştürürken bir basamak aşağı iniyoruz. Aşağı inerken virgül sağa kayar. Yani zürafa dediğimiz 44 desimetredir. Aslanın boyuna bakalım. Metreymiş 2.25 metre. Desimetreye çevirsem o da ne olur? 22,5 desimetre olur. Şimdi biz bu 44 ile 44 ile 22.5'i çıkartacağız. Şuraya virgül sıfır diyelim öyle çıkartalım. Ondan 5 çıktı 5 burada kaldı 3. 3'ten 2 çıktı 1. 4'ten 2 çıktı 2. 21,5 desimetre yapar. Ayşe, Can, Ali, Bora tabeladaki bilgileri bakmadan yılanın boyunu tahmin etmişlerdir. Ali 5000 mililitre, Ayşe 0,7 hektometre, Can 6,5 metre, Bora 60 desimetre olarak tahminde bulunmuştur. En yakın tahmini kim yapmıştır? Şimdi yılanımızın boyu metre cinsinden 8 metre. Hepsini gelin metreye çevirek Milimetreden metreye 3 basamak yukarı çıktığım için 3 sıfır silerim. Alimiz ne demiş? 5 metre demiş. Hemen Ayşe'ye bakalım. Ayşe ne demiş? Hektometre. Hektometreden metre 2 basamak aşağı inmem lazım. 2 tane virgülü sağa kaydırırım. Yani şu 0.7 hektometre 2 virgül sağa kaydırırsam 7 metre olur. Can zaten tahmini 6,5 metreymiş. Bora da 60 desimetre diyor. Desimetre de metreye bir basamak yukarı çıktığım için şuradaki 60'ın bir sıfırını silerim. 6 metre yapar. Bunu da ne diyoruz? Bora diyoruz. Bora. Şimdi normalde 8'di. 8'e en yakın olan burada gördüğünüz gibi Ayşe tahmin yapmış. Cevabımız dolayısıyla Bursa olur. Yukarıdaki grafikte bir tarlanın 2018 ve 2019 yılları arasında domates, biber, salatalık ürünlerine ait ton cinsinden üretim miktarları gösterilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki yorumlarda hangisi yapılabilir? 2019 yılında 2018'e göre daha fazla ürün elde edilmiş. Toplayalım bakalım 2018'i. Ne var? Bir 40, bir 25, bir de 30. Bunları toplarsam 70, 25 daha 95 ton üretilmiş. Hadi bir de 2019'a bakalım. Burası ne? 35. Biberimiz 20 salat altta 20. 20 20 40 35 daha 75 ton da burada üretilmiş. 2018'de daha fazla üretilmiş. Ama ada diyor ki 2019 yılında 2018'e göre daha fazla diyor. Yanlış tam tersi doğrudur bunun. Bize hangi yorum yapılabilir diyor. Doğruyu soruyor yani. Bu iki yılda toplam üretilen domates miktarı 70 tondur diyor. Domatesim yılın birisinde 40 diğer yıl 35. Toplarsam 75 ton yapar. Bu da yanlış. 2019 yılında çıkan ürünler daha kalitelidir. Arkadaşlar kaliteyi neden bileceğiz? Burada sadece üretilen miktar veriliyor. Kimisi böcekli, kimisi çürük olabilir ama üretilmiş sonuçta. Yani bu yorum yapılacak bir konu değil. 2018'e göre 2019 yılında bu üç ürünün üretim miktarlarında düşüş yaşanmıştır. Domatese bakayım 40'dan 35'e düşmüş. Düşmüş. Biber 25'ten 20'ye düşmüş o da azalmış. Salatalık da 30'dan 20'ye düşmüş o da azalmış. Hepsi azalmış. Cevap D şıkkıdır. Atom karınca yukarıdaki A noktasında ok yönünde harekete başlayıp şeklin çevresi boyunca giderek H noktasındaki yeme ulaşmaya çalışacaktır. Şekilde ABC'de bir kare olup şu içine yazalım kareyi. Kare. Bir kenar uzunluğu 2 cm. 2 2 DFG bir dikdörtgen olup uzun kenarı 10, kısa kenarı 4. Şimdi uzun kenar şurası 10'muş, kısa kenarı 4'se, karenin şurası 2 diye. Burası da 2 kalır. GHK üçgeni ise GH7 imiş. GH7. Yalnız şurası 4'tü. 7 olmaz için buraya kaç kalır? 3 kalır. Ne kadar yol gideceğine bakalım. 2, 2 daha 4, 2 daha 6, 10 daha 16, 3 daha 19 santimetre yol gitmesi lazım. Aşağıda Aslı Ezgi Hazal'ın yaşlar farkı ile ilgili bazı bilgi vermiştir. Hazal ile Aslı arasında yaş farkı 10 yıl 10 ay 22 gündür. Aslı ile Ezgi arasında yaş farkı 2 yıl 8 ay 2 gündür. 3 arkadaştan en büyük Ezgi. Ezgi en büyük en küçük de Hazal'mış. Hazal. Ortada da Aslı var demek ki. Hazal'ın doğum tarihini bir yazalım. 26-11-1995. Hazal'la Aslı arasında yaş farkı 10 yıl 10 ay 22 gün diye gelin bunu ekleyelim hemen Hazal'a. Yılı yılın altına yazıyoruz 10. Ayı ayın altına yazıyoruz 10. Günü de günün altına yazıyoruz 22. Toplayalım şimdi ilk günden başlıyoruz toplamaya. 30'u geçerse elde var 1 diyeceğiz. Şimdi 26-22 daha 48 gün yapar. Ama 48 günse hemen burayı bir siliyoruz. 30'u geçti. Kaç geçti? 18. O biri buranın üzerine ekliyoruz. 10 11 daha kaç attı? 21 bir daha 22 ay. Yalnız 22 ayda da bir yılı geçiyor. Bir yıl 12 ay ya. Bu 12 10 geçti. Hemen onu yazıyoruz. Elde var bir yıl diyoruz. Sonra toplayalım. 5 bir daha 6, 9 bir daha 10 elde var bir. 9 bir daha 10 elde var yine bir 2 2006. Aslıya yazalım. 18 10 2006. 18 10 2006. Aslı ile Ezgi arasındaki yaş farkı da 2 yıl 8 ay 2 günmüş. Yine ne yapalım? 18 gün 10 ay 2006. Günü günün altına, yani 2 gün 8 ay ve de 2 yıl, yılı da yılın altına yazıyoruz ki topladığımızda düzgün çıksın. 18 2 daha 20 gün 10 ay, 8 ayda 18 ay, 18 ay, 12 ayı, 6 ay geçti. 6 ay ve artı 1 yılı buraya ekledik. Şimdi bunu toplayacak olursak 2006, 1 daha 2007, 2 daha 2008, 2009. 2009. Bu kim arkadaşlar? Bu en son bulduğumuz bizim Ezgi. Bize Ezgi'yi sormuyor ama biz hepsini bulduk. Aslı'yı bulmuştuk. 18, 10, 2006. Cevabımız Adana. Zaten diğerinde vermişlerdi. Bu kimdi? Bu da Hazal'dı. Yukarıda 3 şehir arasındaki mesafe verilmiştir. Buna göre Hakkari ile Ağrı arasındaki mesafe toplam kaç? Hektometredir. Hepsini hektometreye çevireceğiz. Şimdi metreden hektometreye 2 basamak var. Yukarı çıkarken bu 2 sıfır silinir. 2 sıfır sildim. Burası 2000 hektometre oldu. Kilometreden hektometreye aşağı doğru bir basamak var. Aşağı inerken sıfır yazılır. Burası da 2200 hektometre yaptı. İkisi de hektometre oldu. Artık bunları toplayalım. 2200 hektometre ile 2000 hektometreyi topladığımda ne olur? 4200 hektometre yapar. C şıkkı olur. 100 metre uzundaki bir kuş koşu parkuruna giden Turgut, Orhan, Şerif, Halil koşu için ısındıktan sonra başlangıç çizgisine geliyorlar. Aynı anda aynı yöne doğru koşmaya başlıyorlar. İkinci tur bittikten sonra Halil koşmayı bırakıyor. 5 tur bittikten sonra Şerif de koşmayı bırakıyor. 9. tur bitince Orhan koşmayı bırakıyor. Turgut bir tur daha koşup bırakıyor. Her koşucunun koştuğu toplam mesafeyi kilometre olarak gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Halil sadece 2 tur atmış. Yani 200 metre. Şimdi metreyi biz bine bölersek kilometre olur. Burayı bine böldüğümüzde 2.0 gider. 0.2 kim bu? Halil. En erken pes eden. Halil'imiz 0.2 olacak. Bakalım Halil burada 0,2 mi? Değil. Burada 0,2 mi? Değil. Burada 0,2 gördüğünüz gibi. Burada 0,2 mi? Değil. Diğerlerine de bakalım ama. 5 tur bittikten sonra şerif koşmayı bırakıyor diyor. Yani 5 tur ne yapar? 500 metre yapar. Bunu 1000'e bölersek ne olur? 0,5 bu kimmiş? Şerif. Bakalım öyle mi? Gerçekten 4 ile 6'nın ortasında 0,5 var. Doğru yani. 9 tur bitince Orhan 9 tur 900 metre yapar. O da 0,9 yapar. Bu kimmiş? Orhan. Orhan'a bakalım. 0,8'den 1 arasında gördüğünüz gibi 0,9. Bu da doğru. Bir tur daha koşarsam 9 metreye 1 yüz daha eklesem 1000 metre o da 1 kilometre yapar. Gördüğünüz gibi turgutumuz da 1. Cevap Ceyhan. Hasan amca arabasının bazı parçalarını değiştirmek için bu işlemleri yapan servise gitmiştir. Servisin giriş kapısında aşağıdaki tabloyu görmüştür. Hasan amca marş piyel ve yağ değişimi yaptırmak istemektedir. Marş piyel 7 saat tutuyormuş. yağ ise 1 saat 30 dakika zaman alıyormuş. Bu yüzden tablodaki süreleri toplayarak arabayı teslim almak için geri gelmesi gereken süreyi hesaplamıştır. Bu süreyi 80 dakika eksik olarak hesaplayan Hasan amca saat 9'da bıraktığı arabasını teslim almak için Saat kaçta geri dönmüştür? Şimdi maş bir yerine kadar tutuyormuş, 7 saat sürüyormuş. Ya da 1 saat 30 dakika sürüyormuş. Toplamda 8 saat 30 dakika zaman alır. Ama biz 80 dakika daha erken hesaplamışız. Yani 1 saat 20 dakika. Çıkartalım erken gelmişiz madem. 8.30 1 saat 20 dakikayı çıkartalım. Ne olur? 7.10 işte 9'da bırakmış 7 saat 10 dakika sonra geri gelmiş. 7 saat 10 dakika sonra gelmiş bizim adam. 10, 9, 7 daha da ne yapar? 16. 16'yı 10 geçe gelmiş ama erken gelmiş. Şimdi 3 soruyu da buna göre cevaplayacağız. Necati amca tarlasını sebze ekmek için tarlasını yandaki gibi ayırmıştır. Patates ekili alan paralel kenar, marul ekili alan eşkenar, üçgen şuraya eşkenar üçgen diyelim. Eşkenar üçgen. Salatalık kare domates ise dikdörtgenmiş. Dikdörtgen. Patates ekili alanın kısa kenarı 6 metre. Orası 6 ise paralel kenar olduğu için burası da 6. Burası da marul yani eşkenar üçgen olduğu için her tarafı 6 6 6 olur. E karenin de bütün kenarları aynı. Birisi 6 ise bütün kenarlarda ne olur yine? 6, 6, 6 olur. Bir de paralel kenarda burası 13 metre ise burası da 13 metre olur. E dikdörtgenin de karşılıklı kenarları eşit burası da 13 metre olur. Bütün kenarlar da bulduk ha. Burası 6 ise şuraya da bir 6 diyelim. Salatalık ikili alanın çevresi diyor. Salatalık nedir? Kare. 6 artı 6 artı 6 artı 6. Ne olur? 4 kere 6 24 yapar. Ahmet amca tarlasının çevresini metresi 3 lira olan tel ile çevirecektir. Bunu göre Ahmet amca için tel için ödeyeceği ücret kaç lirasıdır? Şimdi şuradan başlayarak şöyle diyelim. 6, 13, 6 diyerek gidelim. 6 artı 13 artı 6. Sonra burada ne var? Bir 6, bir 6 daha bir de 13 var. Artı 6, artı 6, artı 13. Ve en sonunda yine bir 6 daha var. İşte bunları toplayacağız. 6, 12, 18, 24, 30. 30'u yazdım. Artı 2 tane de 13'üm var. 26. Topladım da 56 metre çevremiz var. Ve metresi 3 liraymış. E hemen bunu bir de neyle çarpacağız? 3 ile 3 kere 6, 18 elde var. 1, 3 kere 5, 15. Bir daha 16. 168 TL para öderim. Aşağıdakilerden hangi iki ekili alan çevre uzunluğu eşittir diyor. Şimdi A başlayalım. Marul'un çevresine baktığımızda 6, 6. 6. Ne yapar? 18 yapar. 18 eşit midir salatalık ekilardan? Salatalığa baktığımda kare 4 kere 6 24 yapar. Bunların uzunlukları eşit değildir gitti. Patatese bakalım. Patates 2 tane 13 26 şuradan bahsediyoruz. Ve de iki kısa kenar 12 yapar toplarsam 26 12 daha 38 yapar. Bir de gele şuna bakalım. Burada da 2 tane 13 var 26 ve 2 Bu de 38 yaptı. Ha, patatesle domates eşit alan o zaman. Patates domates Bursa'da var. Betül öğretmen öğrencilerden istedikleri bir konu hakkında araştırma yapıp bunu sıklık tablosunda göstermeleri istemiştir. Daha sonra bu araştırmaları sınıf ortamında tartışacaklarını söylemiştir. Bazı öğrenciler yaptıkları araştırmalara ait sıklık tabloları aşağıda verilmiştir. Bu tabloya göre aşağıdaki yapılan yorumlarda hangisi yanlıştır? Muğla en sevilen tatil yeridir. Sevilen tatil yeri grafiği sıklık tablosu burada. Bakalım Muğla en sevilen mi? Hayır, burada en sevilen gördüğünüz gibi İzmir. Yani bu yanlıştır. Diğerlerine bakalım ama yine de Türkiye'deki kitap okuma oranı düşüklüğü verilen tabloda da kendini belletmektedir. Boş zamanlarda yapılan aktivitelere baktığımızda gördüğünüz gibi en düşüklerden birisi kitap okumadır. Burada da belli olmuş bu doğru. En sevilen dersin sosyal bilgiler olmasının nedeni ders öğretmen tutum ve davranışlar olabilir. Öyle ya dersi sevdiren öğretmendir. Bu da olabilir. En sevilen mesleğin öğretmenlik olması okuldaki öğretmenlerin öğrencilere karşı gösterdiği sevgi ve yakınlık olabilir. Bakalım favori mesleklerde en sevilen, en sevilen dediğinde aslında pilotluk vardır. Neyse en sevilen derslerden birisinin öğretmenlik olmasının sebebi tabii ki de öğretmenlerin çocuklara yaklaşımıdır, güzel davranmasıdır, dersleri sevdirmesidir, kendisini sevdirmesidir. Yani buna da doğru diyebiliriz. Cevap Adana'dır. Hakkari fasikülde böylelikle bitti. En kısa zamanda yeni fasiküller, yeni güzel sorularla yine karşınızda oluruz inşallah. Görüşmek üzere beşler. Bay bay.